Konya'da üretilen insansı robot Akıncı 4 görücüye çıktı. A Haber muhabiri İbrahim Doğan'ın haberi. Evet, dünyanın seri üretim yapan ilk insansı robot fabrikasındayız. Tabii Akıncı 1 ile başlamıştı bu serüven ki şu anda Akıncı 4'ün üretildiğini ifade edebiliriz. Türkiye'nin ilk adım atan robotu işte bu Konya'daki fabrikada üretildi. Hatta hostes ve insan hayatını kolaylaştıran robotlar da üretildi. O robotlar ilerleyen dönemlerde 3. Hava Limanı'nda da kullanılacak diyelim. Peki bu noktada da hemen şirketin yetkilisi Özgür Akın'a dönmek istiyorum. Robotlar hakkında bilgi verebilir misiniz? Son ürettiğiniz robot ne gibi işlevleri yani? Akıncı sizin de belirttiğiniz gibi bir serisiyle başlayıp Akıncı 1, 2, 3 serisine kadar devam etti. 2004'ten sonra bir süre ara vermiştik. Servis robotlarına geçmiştik. Ada serisi robotlar. Daha sonra tekrar Ar-Ge faaliyetlerini yürütmeye başladık ve şimdi Akıncı 4 serisini çıkardık. Akıncı 4 37 adet eklem içeriyor ve aynı zamanda 4 duyuyu içeren sensör yapısıyla çarpma sensörü ve üzerinde navigasyon bulundurabiliyor. Birçok dili konuşabiliyor. Geliştirmeye devam eden, şu an aktif olarak Türkçe, Rusça, İngilizce ve Arapça dillerini konuşabiliyor. Bu noktada 3. Havalimanı artık 29 Ekim'de açılacak ve orada da bazı robotların insan hayatını kolaylaştırması, insanlara yardımcı olması bekleniyor. Şu an ne aşamadayız o noktada? Evet, belirttiğiniz gibi biped robotlar henüz hizmet sahasına çıkmış değil. Yani insanlarla temas ediyor değil ama servis robotları artık birçok alanda yer almaya başladı. Dünyada bunun örneklerini de görmeye başladık. Eş zamanlı olarak Türkiye'de de biz 2004'ten beri hizmet robotlarını çalıştırıyoruz. Kafelerde, restoranlarda, AVM'lerde çalışacak bu robotlar. Şimdi de havalimanlarına talibiz. Havalimanlarında bilet okutma, gideceğiniz yer hakkında kültürel ya da işte hava durumu bilgilerini aktarabilme, aynı zamanda yön gösterme, engellilere yardımcı olma gibi birçok görev üstlenebilecek servis robotlarımız. Sanırım robotların dört duyu organı var. Böyle desek doğru bir tabir kullanmış olur mu? Henüz biz çalışmadık. Yani tatma duyusu konusunda çalışmadık ama evet, görebiliyor. Görme çok daha yoğun bir duyu robotlar için. Gördüğünde insan tanıyabiliyor. İnsanı hafızasında tutabiliyor. 3 milyona kadar insanı hafızasından tarayabiliyor. Bu bir güvenlik amaçlı kullanılabilir. Aynı zamanda duyabiliyor. Dediğim gibi dört dili anlayıp konuşabiliyor. Hissetme duyuları var. Çeşitli sensörlerle, basınç sensörleriyle elleri hassas şekilde tutabiliyor çeşitli nesneleri diyebiliriz. Bununla birlikte koku sensörü de çalıştık. Biz farklı koku türlerini de tanıyabiliyor. Ama henüz tatma konusunda ihtiyaç olmadığından dolayı tatma konusunda çalışmadık. Akıncı 4'e geçecek olursak, Akıncı 4 sanırım Türkiye'nin ilk adım atan robotu. Evet, Akıncı 1 insansı hareketler yapabiliyordu, adım atar gibi yapabiliyordu ama henüz yapamıyordu. Akıncı 2 aslında yürüyebiliyordu. Akıncı 2 çok yavaş adımlarla yürüyordu. Akıncı 4'ünde bu ilk denemeleri, daha hızlanacak bir altyapısı var. Çok daha rahat bir şekilde, esnek bir şekilde yürüyebilecek bir yapısı var. İlk denemelerinde sizlerle paylaşmak istedik. Akıncı 4 Türkiye'nin ilk yürüyen robotu diyebiliriz. Dünyada da sayılı robotlar arasında. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür. Evet, hemen Mini Ada'ya geçmek istiyorum. Mini Ada yakın zamanda havalimanlarında göreceğiz. Tabii dört dil konuşabiliyor. İngilizce, Rusça, Arapça ve bu noktada da yine Almanca konuşabiliyor diyebiliriz. Bu noktada yakın zamanda robotların 3. Havalimanı'nda da görüleceğini ve insan hayatını kolaylaştıracağını ifade edelim. Görme gibi, hissetme gibi, duyma gibi birçok özelliği de bulunuyor diyelim ve sözü merkeze bırakalım.